Kaba Holding'in sunduğu Büyük Resim programı devam ediyor. Büyük Resim kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika haberi var. Kazakistan'da şu anda halk sokağa çıkmış vaziyette. %50 doğalgaz zamını protesto ediyorlar. Kazakistan'da şu anda gösteriler var. Bir son dakika haberi olarak veriyoruz bunu. Ki Kazakistan aslında Rusya'nın da at koşturmak istediği bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor bir yandan da. Ve Kazakistan'da acaba bir devrim mi meydana gelecek diye soruyoruz. Bu ayaklanmalar ne ifade ediyor? Ve özellikle şunu da vurgulamak gerekiyor. Son açıklamalar, Sergey Lavrov'un açıklamalarında söz konusu olduğunda şunu söylemişti. NATO bizi Avrupa Birliği üzerinden kuşatıyor. En son İsveç ve Finlandiya gündeme gelmişti. Avrupa Birliği'ne katılması ve ortak hareket etmesi, hatta NATO'ya katılması daha doğrusu. Evet, Finlandiya'nın NATO üyesi olması gündeme gelmişti ve Lavrov kesinlikle buna karşı çıkacaklarını, hatta Ukrayna üzerinden de askeri harekatı geçirebileceklerini söylemişti. Elimizin altına oturmayız ifadesini kullandı Sergey Lavrov. Eğer Ukrayna üzerinde bir NATO etkisi olursa diye. Şimdi bunun üzerine bir Kazakistan'daki bu hareketlenme gerçekten bölge coğrafyasının kızışacağına bir gösterge. Ben 2022'de açıkçası Balkanlar üzerinde de bir hareketlenme olacağını bekliyorum. Çünkü Bulgaristan ve Romanya'nın NATO'ya bu derece yakınla, ya zaten NATO üyesi Bulgaristan'a baktığımızda bu derece yakınlaşmasıyla birlikte, yani NATO'nun bütün politikalarının uygulamalarıyla birlikte artık bundan sonra Rusya'nın bu ülkeleri karıştırabilme ihtimali de artmış oluyor. Yanılıyor muyum hocam? Doğru, çünkü önümüzdeki 2022 bir kırılma yıl. 2023 ve 30 bu dönem bütün dünyada çok ciddi sosyal, siyasi karışıklıkların, ekonomik yıkımların olacağı bir dönem. Bu anlamda da Balkanlar, Kafkaslar, yani her yeri tıpkı bir şeyde Arap Baharı diye bir şey tezgahladılar ya. İnsanlar şunu bilmiyor. Bir akademisyeni de bilim insanı da anlatmıyor. Aslında yaklaşık 100 yıl önce Orta Doğu bir şekillendi. Neyle? İngilizlerin bir anlaşması vardı. Neydi o anlaşma? Sykes-Picot anlaşması. İşte bu anlaşmayla Orta Doğu'da haritalar çizildi cetvelle. Şeyde Arap Baharı'da yeni bir Sykes-Picot anlaşması, yani ona giden bir yola kapı açıyor. Bu anlamda programın birinci bölümünde demiştim. Ben 2030'dan sonraki bir süreçte, yani bu 2030 olur, 2027, 2028 neyse, o önümüzdeki bu Şemitah dönemlerinde dünyanın yaklaşık 1000 devlete doğru ittirileceği kanaatini taşıyorum. Yani küçük Atina modeli, şehir devletçikler, güçsüz ama bütün bunlara hükmeden küresel bir mutlak güç, absolute power dediğimiz Roma modeli bir güç. Küresel elitlere göre bu Çin. Ama tabii Amerika, ki Amerika'yı kitaplarında, televizyon programlarında, makalelerinde en çok tenkit edenlerden biri benim. Ama şunun da altını gerçekçi olmak lazım. Eğer bu mücadelede Amerika, yani Pentagon galip gelmezse, ki bu işimiz, insanlığın işi çok fena, çok zor. Bu arada bir açıklama Profesör Doktor Aygür Attar yapmış. Kazakistan'daki olaylara sadece sosyal gruplar arasındaki gelir farkı nedeniyle bakmak yanlış. Kazakistan kanıtlanmış hidrokarbon rezervleri varlığıyla tabii dünyada 13. sırada. Şimdi petrolde tabii, hemen geliyorum, %3,2, yaklaşık 5 milyar dolar ton. Gazda %1,5, yaklaşık 2 trilyon metreküp rezerve sahip demiş. Ve bütün bunların acaba yeşilci politikalarıyla alakası var mı bu zammın gelmesi? Bunu i̇şte da enteresan ekleyelim. Olan bu zaten. Ben onu ifade edeyim. Kazakistan, Türkmenistan, bunlar önemli gaz üreten şey devletler. Gaz üreticileri. Yani burada petrol ve gaz yataklarının olduğu ülkeler. Buna rağmen %50 zam yapılması çok ilginç. Çok yani ilginç. Kazakistan'da. Yani düşünün siz, sizin ülkeniz bir işte doğalgaz yatağı ülkesi ya da doğalgaz rezervlerinin büyük oranda var olduğu bir ülke ama siz %50 zam yapıyorsunuz. Bakın bu şimdi anlattıklarımız bununla örtüşüyor. Örtüşüyor. Yani bu iki evet, yıllık süreç, yani koronavirüs süreci aynı zamanda insanları kaos ve kargaşaya sürükleyecek bir ortam hazırladı. Yani iş yerler kapandı, ülkeleri kapattılar. Ve gıda tedarik zincirini kopardılar, üretim gıda zincirini kopardılar, tedarik zincirini kopardılar.
Ne oldu? Burada bir boşluk oldu. İnsanlar bir açmaza düştü, bir kaos ortamına sürükleniyor. O yüzden de dertleri zaten böyle bir şey. İşte 2025-2030 yıllarında bekledikleri şey esasında o küresel çöküş dedikleri. Küresel çöküş. Evet. Simülasyonlarını boşuna yapmıyorlar. Anlattık geçen hafta İsrail'de yapılan küresel çöküş simülasyonu yaptılar. Profesör Doktor Kürşat Zorlu şu anda yeni bir 22.40 itibariyle bir tweet paylaşmış. Kazakistan'da kritik bir gecedeyiz demiş. Artan protestolar 5 büyük şehirde ve özellikle başkent Almatı'da yayılıyor. Önemli. Cumhurbaşkanı Tokayev soğukkanlı çağrılar yapıyor. Umarım yarın bir ilerleme, uzlaşma sağlanabilir. Şöyle bir şey var. Türkiye ve Türk dünyası için hayati demiş. Bu ülkelerde özellikle Sovyetler Birliği'nin kontrolünden ayrıldıktan sonra Türk Cumhuriyetlerinde kolay kolay böyle izinsiz gösteri olmaz. Buna müsaade etmezler. Buna rağmen izinsiz gösterilerin olması burada sadece bir gaz protestosu değil, bir zam protestosu değil, başka bir olay olduğunu açıkça şekilde gösteriyor. İnternette erişimde engellenmiş. Yavaşlatıldı. Son dakika haber olarak söylüyorum. Evet. Dünyada şu anda yüksek teknolojide kullanılan elementlerin %90'ı Türkiye'nin de içinde bulunduğu Çin denizine kadar, Japon denizine kadar, yani Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın olduğu bu bölgede. Yani bu bölgeyi rahat bırakmayacaklar. Şimdi sadece orada değil hocam. Bakın ne demiştik? Biraz önce dedik ki dünya gittikçe borçlanıyor. Küresel borç artıyor. Bir yandan başka ne artıyor? Enflasyon artıyor. Küresel enflasyon artıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri gibi bir küresel güç de yani son 30 yılın, 40 yılın... Tabii %7 enflasyon. Büyük oranda bir enflasyon var. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da var. Şimdi sanki işte bir el, yani bu dünya insanlarını böyle pahalılık, efendim gıda kıtlığı, ondan sonra gıdaya petrol kıtlığı, doğalgaz, elektrik üzerinde insanları böyle bir sokağa döküp bir hani küresel bir dalgalanma, bir kaos ortamı oluşturmak istiyorlar. Bu arada yani Kazakistan'daki Çimkent... Bu şekilde esasında olmaya başlıyor. Yani Avrupa ihtilalleri 1840'da. Söyleyeyim, Çimkent şehri de ayaklanmış. Yetkililer, İçişleri Bakanlığı ve ordunun özel kuvvetleri de dahil olmak üzere şehre önemli güçler konuşlandırmış yetkililer. Şimdi benim de anladığım bir şey var burada. Daha da açalım bence. Şimdi Türkiye'de 540 ya da 570 yıl Türkiye'ye yetecek bir gaz rezervinin bulunduğu açıklanmıştı. Hatırlarsanız. Evet. Doğal gaz rezervi Akdeniz olmak üzere. Şimdi Türk medyasında fazla dillendirilmedi ama son gelişme itibariyle açıklayayım. Türkiye'nin hak iddia ettiği parseller vardı. Nerede? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı olduğunu söyledi. Evet, bu arada ciddi anlamda asker sokağıymış evet, Kazakistan'da. Ben şunu bitireyim. Çok ciddi anlamda askeri müdahale var zaten. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkı olduğunu söylediğimiz parsel Katar ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğiyle Rum kesimi, Kıbrıs Rum kesimi tarafından şu anda el konuldu. Evet. Türk medyası bunu dillendirmedi ve sustuk. Açıkçası Katar'la birlikte burada şu anda petrol arama işini bizim hak olarak gördüğümüz yerde Amerika Birleşik Devletleri Katar yapıyor. Hani biz gemileri bizim, yolluyorduk. Gemiler bizim, ne oldu o gemiler? Çok güzel. Muhafazakar kesim Katar'a güveniyor. Ya Katar zurnanın son deliği zaten. Artık Katar devlet değil. Devletçiktir. Artı dünyanın en büyük Amerikan üssü Katar'dı. Doğadı. Ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte şu anda bizim hak iddia ettiğimiz parselde gaz arıyorlar. Tabii. İşin ilginç tarafı. Bir de şuraya getireyim. 540 senelik dedik ki biz gaz rezervi bulduk. Bize yetecek. İşte Abdurrahman Uzun da dedi ya açın doğal gazları, açın kombileri. Yaz da olsa dedi. Yansın. Yansın dedi. Gaz zengini olduk ama dedi. Ama şimdi Ocak sonunda elektrik ve doğal gaz millete çok fena çarptı. Çok fena çarptı zaten. Buradan yeri gelmişken de hükümete bir kez daha uyaralım. Türkiye'de iki çocuklu karı koca dört kişilik bir ailenin ortalama bir ailenin aylık elektrik gideri 225-250 kilowatt saattir. Şimdi 150 kilowatt saate kadar zannediyorum %54 müydü zam yaptılar. Sonrasından daha da artıyor. Aynen. Yani bu toplumu gelecektir. Mutlaka bu işin en az 225'e çıkarılması gerekir. Kesinlikle. Bu rezervler 540 sene bize yetecek olan rezervlere. Siz inanıyor musunuz ki yeni dünya düzenine izin verecekler tek başınıza çıkartmanıza? Adam zaten demiş ki bundan sonra petrol yakıtlarını biz kullanmayacağız dünyada demiş. Yasak getiriyorum buna demiş. Bundan sonra benzinli araba olmayacak, gazlı araba olmayacak, elektrikli araç olacak. Sen şimdi kafana göre onu kullanabilir misin? Yıllar önce daha ben bunu söyledim. Türkiye için 3 tane büyük risk var. Bir, yeni nesil aslında arabalar elektrikle kalmayacak. Arabalar hidrojene kayacak. Ve bor da önemli dediniz. Bor dünya rezervinin %74'ü bu ülkede.
Gerçi Sayın Bakan da galiba 2 milyar dolar mı yanılmıyorsam bir bor ihraç ettiğini, ama borun tonunu 40 liradan, 40 dolardan, 50 dolardan ithal ediyoruz. Yani işlemediğimiz için elimizdeki şeyler, rezervler güm diye gidiyor. İşte burada bir başka hadise, Türkiye için bor. Toryum, yeni nesil nükleer yakıt toryum. Dünya rezervinin bu ülkede %70'i var. Bizden sonra %17'si Hindistan. Diğer taraftan dünyada bilinen New York Altın Konseyi'nin raporuna göre yaklaşık 90 bin ton civarında altın var toprak altında. Deniz altında değil. Deniz altında 20 milyon ton ama onu çıkarmak mümkün değil. 90 bin tonun 10-11 bin tonu Anadolu Türk topraklarında, çoğunluğu da Ege bölgesinde. Şimdi böyle bir yerde Türkiye'ye baktığımızda, evet hocam, Erkan'cığım, neyi tartışıyoruz biz? Ya iki yıldır dolar indi, aşağı indi, bindi çıktı. Kardeşim, Türkiye'nin en önemli, tabii buna tedbiri alın, ama Türkiye'nin en önemli şeyi fiyat istikrarı, büyüme ve istihdamdır. Bunun için de üretimi kamçılayacaksınız. Ve bunu yapmadığınız takdirde sadece finansal politikalarla bir yere varmanız mümkün değil. Değil ki bunun için de Türkiye'nin miting bünyesinde mi olur veya bir başka kuruluş olarak mı olur? Mutlaka bir ekonomi ve finans istihbaratı, mutlaka bir sağlık istihbaratı, mutlaka bir gıda ve tarım istihbaratı kuruluşlarının kurulması lazım. Çünkü gelecekteki buralar savaş alanları. Böyle gözüküyor. Bu arada şunu da hatırlatayım. Kazakistan'ın başkenti Astana olmuştu. Astana'nın ismi de 5 Kasım itibariyle değiştirildi. Nur Sultan oldu. Burada ilginç olan bir husus daha var. Astana adeta Türkiye Cumhuriyetler içerisinde Astana söz konusu olduğunda bir İsviçre yapılmaya çalışılıyordu orası. Evet. Ve orasının bir refah kenti olması düşünülüyordu. Ve özellikle şunu da vurgulayayım. Astana gerçekten içerisinde son derece masonik semboller olan bir kent aynı zamanda. Yani evet, seçilmiş bir bölge gibi. Tabii. Yapılanmaya baktığınız zaman, mimarisine baktığınız zaman, ben aslında bunun Nur Sultan olarak değiştirilmesi de bana ilginç geldi. Pilot ülke seçilmesi sebebiyle ve başkent olarak Astana Nur Sultan olarak seçilmesi. Yani bu nurun ışık anlamına, tabii, geldiğinizi de biliyoruz da, acaba nurun gerçekten bu küresel kadroların taptığı şeyle alakası var mı diye sormak istiyorum, ama şu anda gelen haberler iç açı değil Kazakistan'dan. Anlıyoruz ki yeni dünya düzeni, dediğimiz gibi, son derece 2022 kırılma yılı olacak. Kırılma yılı olacak. Kırılma. Bu tür hadiseler daha çok olacak ve dünyada gittikçe yayılacak gibi gözüküyor. Hocam, Murat Hocam. Şimdi bu küresel çöküş dedikleri şey, bunu sık sık simülasyonunu yapıyorlar. Küresel çöküş diye, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da bunun ben raporlarını vermiştim buraya. Belgelerini de sunmuştum. Orada... Şimdi küreselciler bu dünyada bir takım işler yapıyorlar. Yani bir takım fırıldaklar çeviriyorlar. Bir akıl, bir akılın bu dünyayı değiştirdiğini görüyoruz. Evet. Değiştirmek istediğini görüyoruz. Ve kendi, hocam bahsetti, bunların bütün derdi para kazanmak da değil. Esasında o zaten istedikleri parayı kazanıyorlar. Büyük şirketler ellerinde. O şirketler üzerinden dünyayı yönetmek istiyorlar. Bunu yaparken de aynı zamanda kendilerini tanrı yerine koyuyorlar. İnsanları kendilerinin kulları zannediyorlar. Böyle bir muamele var dünya insanlarına. Şimdi ama en sonunda şöyle bir olasılık da var ki onlar da bunu hesaba katıyor ve hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi küresel çöküş diye bir kavram oluşturdular. Hı hı. Bu küresel çöküş dedikleri şey şu. Diyorlar ki efendim işte getirdik, bir sistem kurmak istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan o küresel düzeni, kapitalizme dayanan o küresel düzen çöktü. Çöküyor. İnsanlar artık bunun farkına vardı ve huzursuz insanlar. Dolayısıyla bu insanları bir şekilde oyalayacak, bir şekilde kontrol altında tutacak başka sistemlere ihtiyaç var. Şimdi onlara yöneliyorlar. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunu bir şekilde işte sahte cennetle, metaverse ayağı var bu işin bir. İkincisi efendim işte bu yeni varyantlar, yeni şeyler, hastalıklar çıkararak insanları sürekli bir baskı altında tutabilmek için bir takım olaylara ihtiyaçları var. Şimdi bunları bir şekilde yapıyorlar. Ama en sonunda bunların projeleri nihai hedefe varacak diye bir şey yok. Bunların ne kadar planları varsa tersine de çevrilebilir. Çünkü plan üzerinde de bir plan var. En son plan, biz inanıyoruz, Allah'ın planıdır. Dolayısıyla da bunu da göz ardı etmiyorlar ve diyorlar ki bir gün mutlaka insanlar bunun farkına varacak ve dünya çapında bir kaos kargaşa olacak, kıtlık olacak, insanlar
artık açlık, sefalet içerisine düşecekler ve pahalılık içerisine düşecekler ve ayaklanacaklar bütün ülkelerde. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda biz ne yapacağız? Bunun da telaşına düşmüş durumdalar. Yani sadece öyle tabii, her şey güllük gülistanlık falan buna değil. Buna uygun olarak polis teşkilatında bütün ülkelerde özel birimler, Türkiye'de dahil buna, özel birimler oluşturuldu. Özel birimler eğitiliyor. Eğitiliyor. Ha. Polis adeta artık askere dönüşmeye başladı. Şimdi, tabii o işte Amerika'da SWAT'la birlikte başladı. Tabii. Evet. Bunun altyapısını nasıl hazırlıyorlar? Bunun altyapısını bahsettin ya, Mars'ta ne oluyor vesaire. Hı-hı. İşte bakın, ben bu Mars ayağını, yani Mars'ta koloni kurmanın, uzayda otel açmanın, ki 2027 yılında açılacak. Bunun yatırımını yaptılar vesaire. Otel açılacak uzayda. Şimdi Mars'taki o kolonine ve hatırlarsanız küreselciler küresel çöküş olduğunda nerede kalabileceklerini, yani en korunaklı ülkelerin neresi olduğu konusunda bir bilimsel araştırma yapmışlardı. İşte 5 tane ülke belirlediler. Bunlardan bir tanesi İngiltere, İzlanda, efendim Yeni Zelanda vesaire. Bu ada ülkeleri, özellikle su ve tarım alanlarının yoğun olduğu ülkeler. Bunu tercih ediyorlar. Böyle alanlarda toprak satın aldılar. Hawaii de bunlardan bir tanesi. İşte Mark Zuckerberg'in dediğimiz o 17 milyon dolara geçtiğimiz hafta bir arsa aldı. O yeni arsa değil ya, yeni aldı ama daha önce mesela 100 milyon dolara aldı ve 53 milyon dolara aldığı arsalar var. Ciddi bir arsa edindi o Hawaii adalarında. Toprak daha doğrusu. Toprak aldı. Evet, toprak daha doğrusu. Tarım toprağı. Bunları niye alıyorlar? Bunları işte o küresel çöküşe hazırlanıyor. Yani kıtlığı kendi elleriyle getirecekler. Getirecekler evet, ve dolayısıyla kendilerine yetebilecek kadar, çevrelerine Türkiye yetebilecek kadar. Türkiye ne yapıyor kadar konuda? Ve dolayısıyla da böyle bir hazırlık var. Türkiye'nin en hazırlıksız olduğu alan tarım ve sağlık. Maalesef şimdi öyle. Burada, siz bu dönemde o zaman ne yapacaksınız? Üretiminizi artıracaksınız. Yani o zaman kolay kolay bu arsaları da satmayacaksınız. Satmayacaksınız tabii. Şimdi burada... Tabii buyurun hocam. Evet, buyurun hocam, buyurun. Buraya nasıl geldik? Ben de onun birkaç maddesini tabii söyleyeyim. İkinci Dünya Harbi'nden bugüne küresel çöküş ve 8 kara kuğu bir günde gelmedi. Sosyal olaylar bir günde olmaz zaten. Zaman alır. 8 kara kuğu olumsuzluk anlamındadır. Bir, sol lob merkezli pozitivist bir eğitim. İkinci Dünya Harbi'nden bu tarafa solculuk falan zannetmesin insan. İnsanın beyninin sol tarafı şey gibi, böyle pozitif bilimler, matematik efendim. Solcular yani da genellikle ama oraya şey evet yapar. Şimdi düşündüm de yani genellikle evet daha çok materyalist düşünür evet ya evet, oraya atıştırılır. Sağ lob beynin sağ lobu ise şiir, dil, estetik, sanat daha çok olur. Ama İkinci Dünya Harbi'nden bu tarafa bu adamlar bütün dünyaya sol lob. Yani gördüğüne inan, görmediğini reddet. Yani o zaten işte bu dinleri falan. Açıkçası 19. yüzyılda sekülerizm, evet, 20. yüzyılda sapkın seks, 21. yüzyılın olayı ise sanal dünya. Sanal dünya oldu. Bunun üzerinden insanlığı mahvedecekler. İkincisi, dine başvuru odaklı gösteriş dindarlığı. Bütün dünyada bu. Bütün var. Müslümanlıkta evet da, Hristiyanlıkta. Adam yok mesela Kabe'ye gidiyor, tavaf ederken açıyor şeyi. Ha, internet hayır, üzerinden gösterişim yapıyor. Aynen. Üç, prensipleri olmayan mahkemeli siyaset. Bütün dünyayı kapsamış vaziyette. Mahkemeli. Dördüncüsü, insanı ötekileştiren bilim. İşte biraz önce hep saatlerdir konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Tabii, aynen. Covid-19 dediği gibi. Beşincisi, sadece kar merkezli vicdansız ticaret. Altıncısı, çalışmadan elde edilen ve giderek her yıl büyüyen zenginlik. Dünyanın başına beladır bu iş. Hı hı. Bunlar. Yedi, sınırsız ve vicdansız bireyci haz, hedonizm. Sekiz, her alanda adab, edep, ahlak ve adalet değerinin yıkılması. Bunlarla zaten buraya gelinir. Bunların hepsi büyük bir distopyaya bizi soktu. Şimdi bu distopyadan kurtuluşumuz var mı? Var. Ümitsiz olmayalım ama ben bu distopyadan çıkışın, yani distopyayı da sevgili seyircilerimize tanımlayalım. Ütopya en güzel, en iyisi demek ise evet. Evet, evet. Distopya ise en kötüsü demektir. Yani en iyisi, en kötüsü. Girdik mi biz bu en kötüsüne şimdi? Evet. En kötüsüne girdik daha mi? Değil, daha var. Var, geliyor. Hmm. Daha kötüsüne doğru ittiriyorlar. Bunun için bir tabii Amerika'da bu arada Kazakistan'da hükümet o şeyleri geri almış. Protestolar üzerine. Zamları mı geri almış? Zamları geri almasına rağmen protestolar devam ediyor. Burada demek ki amaç sadece tabii zamlar değil. Değil. Evet. Değil. Buyur hocam, buyur. İşte burada tarihte ilk kez Amerika'nın ve Pentagon'un çok büyük günahları vardır. Pentagon'a çok büyük iş düşüyor. Amerika'ya çok büyük iş düşüyor. Bu bir. İki, ulus devletlere, milli devletlere çok büyük iş düşüyor. Ulus devletlerin başına, ben her zaman söylerim, solcu sağcı kavramına inanmam.
Ben namuslu namussuz kavramına, milli gayrimilli kavramlarına inanırım. Bugün baktığımızda maalesef ulus devletlerin büyük çoğunluğu İslam ülkelerinde dahil. Yani bu bataklığa saplanmış vaziyette. Şu veya bu sebeplere gelmiyorum artık. İşte buradan bunların direnmesi, aydınların uyanması, medyaya iş düşüyor ama Türkiye'de medyadan ümidinizi kesin. Yani bir şey olmaz. Çünkü Türkiye'de medya zıvadan çıkmış vaziyette. Hem muhalif olan hem yardakçılık edenler. Yani bu anlamda bir şey beklemek mümkün değil. Dikkat edin, eskiden bir gazeteyi alırdınız, şu gazeteyi veya bu gazeteyi alırdınız. Bir hafta okuyacağınız makaleler vardı. Vardı, evet. Vardı. Şimdi ebilik gübilik hikayeden haberler, yorumlar falanlar filanlar. Çünkü adamın yazacak bilgisi de yok, çapı da yok zaten. İşte buradan baktığımızda artı tabii bu sosyal olaylar insanları uyandırıyor. Şöyle baktığınızda 2 yıl önceyle bugüne göre baktığınızda insanlarda müthiş bir uyanma var. Var, evet. Müthiş bir uyanma var. Şimdi bu şuna benzer. Osmanlı Türkiye'si parçalanıyor. Anadolu ve Rumeli'de müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu biliyorsunuz. Yani sonra Kuvayi Milliye kuruldu. Tabii. Evet. Binlerce küçük küçük oluşumlar sonra bunu Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk diye birleştirdiler. Bunun gibi şu anda dünya buraya doğru gidiyor. Yani insanlar uyandıkça daha çok bir araya geliyorlar. Ben bu araya gelmenin insanları şuurlandıracağını düşünüyorum. Ama bu işin çok kolay olmayacağını, bir nihayetinde savaşın yaşanacağını da söyleyebilirsiniz. Hocam, yani bir ümit var mı? Soru bu. Ümit her zaman var. Biz şimdi karamsar bir tablo çiziyoruz ama yani insanlar asla ve asla karamsarlığa kapılmaması lazım. Çünkü dediğimiz gibi bunların nihayetinde tüm planlarını gerçekleştireceğine yönelik kesin bir kanı yok. Böyle bir kanıt da yok, böyle bir durum da yok. Bunlar eninde sonunda yenilecekler. Yani insanlığa karşı savaş açan o küresel şeytanlar eninde sonunda yenilecek. Elon Musk bir günde 30 milyar dolar elde etse bile mi? Haber var şimdi. Evet, ne kadar elde ederlerse etsinler. Sonuçta gidecekleri yer belli ve götürecekleri 1-2 metrelik kefen. Evet ve şimdi elimde bir haber var. Bill Clinton, Jeffrey Epstein. Evet. Eş Bill Clinton'ın davaya, soruşturmaya dahil edilmesine gelmiş, dayanmış. Artı İngiliz Prens Andrew'da davaya dahil edilmenin. Eğer dünyada, şunu buradan sevgili seyircilerimize söyleyeyim. Eğer Jeffrey Epstein davasına Amerika'daki, İngiltere'deki, dünyanın pek çok yerindeki siyasetçiler, seçkinler dahil edilmeye başladığında resmen bir şeyler değişecek. Çok doğru. Eninde sonunda, çünkü gitmeyecek. Yani bu sadece elinizde para var, her şeyi yapacağınız anlamına gelmez. Devletler evet sömürüyorlar mı? Sömürüyorlar. Bazı parayı kullanarak bazı o insanlar dünyayı değiştirmek istiyorlar mı? Değiştirmek istiyorlar. Ama nereye kadar gidebilecekler? Bunlar sonsuz güce sahip değiller haşa. Dolayısıyla bir yerde çuvallayacaklar. Ve bu da neyle olacak? Dünya halklarının bilinçlenmesiyle olacak. Ki ben bu bilinçlenmeyi görüyorum yani. Çünkü ciddi anlamda düşünen, sorgulayan insan kitlesi de oluştu bu süreçte. 2 yıllık COVID hocamın da dediği gibi, evet. Oluştu bu süreçte. Yani çünkü dünya her ne kadar o ürettikleri teknolojiyi şeytanlaştırsalar da bazen işe yarıyor, bazen değil. Eğer o teknolojiyi, onların şeytanlaştırmak istedikleri teknolojiyi siz iyi yönde kullanırsanız ondan faydalanabilecek şeyler bulabiliyorsunuz. Hizmetler, faydalar sağlayabiliyorsunuz. Bunlar kendi paradoksunu yarattı. Evet. Bu paradoksu, bunlar küreselciliği insanlara dayadıkça milliyetçilik ve dindarlık artıyor. Şimdi ulus devletleri yıkmak istiyorlar. Ulus devletlerin üzerinde bir yönetim, uluslarüstü bir yönetim sergilemek istiyorlar ya da kurmak istiyorlar ama ulus devletlerin vatandaşları da nelerin yapıldığını görüyor. Yani o dolayısıyla da o çelişkiyi gizleyemiyorlar. O çelişkiyi gören insanlar bir şekilde kendilerini yöneten insanların da yanlış yapabileceğini ve o küreselci bir avuç çetenin işte dümeninde olduğunu görüyorlar. O yüzden dünya halkları zaman zaman protestolar gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi cumartesi, pazar özellikle Avrupa ülkelerinde bu konuda ciddi uyanışlar var, ciddi protestolar var. Bu protestolar insanların bilinçlendiğini gösteriyor. Yani bu planlara karşı çıktığını gösteriyor. Ya bugün Covid süreci olur, yarın başka bir süreç olur. Süreci olur. İşte iklim değişikliği olur ki zaten onu da getirecekler, bu süreç bittiğinde onu alevlendirecekler. O süreçte de böyle bir duyarlılık gösterirse dünya insanları, bir avuç azınlık bu dünya istedikleri şekilde değiştiremeyecek. Bu net.
Ama hatta ama şimdi, ulus devletler bundan hasar görmeyecek mi? Hasar görecek işte, görüyor da. Nitekim. Ne kadar kısa zamanda veya uzun zamanda uyanıp uyanmadığına bağlı. Mesela Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylamakla kendi ayağına sıktı. Burada kitleler kendi liderlerini dik durmaya yönlendirecek atılımlar yapması lazım. Bu arada lazım. Bolsonaro da hastalandı tekrar. Hastaneye yattı. Bir yemek yedikten sonra bir mide rahatsızlığı geçirmiş. O şeyle ilgili bir şey. Biliyorsunuz seçim çalışmalarında o bıçaklanmıştı. O bağırsak düğümlenmesi. Ya rahat bırakmıyorlar bir şekilde. Yani onu götürecekler zaten. Açık net şekilde de burada kehanetlerde de Bolsonaro'nun hani Baba Vanga'nın kehanetlerinde Bolsonaro'nun gideceği söyleniyor. Time yani. Dergisinde de Time dergisinde atıf vardı atıf aynı vardı. Zamanda. Dolayısıyla onu da Trump gibi bir şekilde uzaklaştıracaklar. İşte bütün bu süreçleri pasif liderler istiyorlar. Yani küreselciler yapacakları planları ve projeleri hayata geçirmek için pasif liderler yeni arıyorlar. Yeni dünya düzeninin valileri gibi. Yani öyle, pasif öyle. Liderler. Öyle. İşte şeyde var ya işte Commonwealth hikayesi var ya İngiltere'de. Kanada'da vali vardır mesela. Yeni Zelanda'da vali vardır. Onların her dediğine boyun eğecek. Sermayeye boyun eğecek. Liderler istiyorlar. Onları buldukları zaman projelerini gerçekleştirebilirler. Ama önemli olan burada liderler gelip geçici, halklar kalıcı. Halkların bilinçlenmesi gerekir. Ve dünyanın nereye gittiğini çok iyi bilmek lazım. Çünkü enteresan gelişmeler var. Hızlı değişiyor, hızlı gelişiyor. Özellikle teknoloji üzerinden bunları yaptıkları için teknolojiyi iyi takip etmek lazım. Sadece politikayı değil. Bizim en büyük eksikliğimiz politikaya ve siyasete çok takılıp kaldığımız. Oysa politikanın ve siyasetin dışında çok ilginç, hızlı gelişmeler yaşanıyor ki işte ben bazen bizi birileri kasıtlı olarak bu politik tartışmanın her gün ama haftanın 7 günü politik tabii. tartışmanın içerisine sokmalarının ana sebebi de bu. Bu. Yani çok bunu gizlemek, bu küresel gelişmeleri gizlemek. Gizlemek. Hamster diye bir hayvancık vardır. Evet. Ona bir yuvarlak bir şeyin içine koyarlar. Sürekli döner döner. Aynı yerde. Aynı yerde. Aynı yerde. O hareket eder ama hiçbir yere gitmez. Türkiye'de iktidar da muhalefet de o dünyayı gezdiğini zanneder. Sürekli dönüyor. Aynı yerde dönüp duruyor. Yani toplumun derdine çare üretmiyorlar. Yani bunu şeyde de bir şunu söyleyeyim. Mesela hükümet ülkenin yaklaşık 500 milyar dolar dış borcu var. Bunu anlatmaktan beceremiyor. Niye? Zaten 16 yılda siz sosyal güvenliğe 500 milyar dolar para harcamışsınız. Para aktar mısınız merkezi bütçeden? Bir, muhalefet bir şey anlatamıyor. Çünkü Türkiye'de efendim dolaylı vergiler %85'e dayanmış. Osmanlı yıkıldığında %87'ydi. O zaman çok Osmanlı yıkılış sürecine doğru gidiyor mu Türkiye'de yani? Yani bu tedbirler almazsak gider tabii. Onun için hep söylüyorum. Şu alınan palyatif tedbirlerin kalıcı tedbirlere dönüşmesi lazım. Bunun yolu da sadece indi kayık, bindi kayık, dolar indi, efendim bu bindi yerine üretim, büyüme ve istihdam üzerine kurgulanan bir yapı. Evet. Osmanlı'da %87 idi. Bizde %85 evet. şu an itibariyle. Evet. Ben her şeye rağmen kesinlikle karamsar olmamak gerektiğini söylüyorum ve tekrar altını çiziyorum. Bu süreçte özellikle Covid sürecinde Türkiye'nin önemli bir şansı vardı esasında. Yani o şansı iyi kullanabilseydi ki o tam... Peki yeniden kapanma diyenlere bir sözünüz var mı? Var. Onu geçen Sayın Cumhurbaşkanı çok enteresan bir şey söyledi. Bize kapatın diyenler falan. Kim bunlar? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bunları açıklaması lazım. Çok ilginç bir şey söyledi. Bilmiyorum yani üstü kapalı. Evet söyledi. Bizi zorluyorlar, kapatmaya aynen. zorluyorlar. Kim bunlar mesela? Bunu başta bilim lazım. Kurulu. Evet. Bunu, ama işte halk da bunu bilmesi lazım. Ya kim zorluyor sizi? Siz karar devletin, aldınız bir daha ama devletin yani. Devletin zirvesindesiniz ve evet. bunların kim yani? Sizi niye zorluyorlar böyle aynen bir şeyi? Öyle. Ve bana göre şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı en önemli şey bugün ülkeyi bunların ağzına bakıp kapatmamak. Doğrusunu tabii. yapıyor. Yani Avrupa'da baktığınız zaman birkaç devlet yavaş yavaş artık kapanmayı benimsediği ve bu yayılmaya gösterdiği ki omikron varyantı diğer varyantlara göre daha az tehlikeli olduğu kendileri söylüyorlar olduğunu. Ama buna rağmen kapatabilirler. Ülkeleri kapatmak ama istiyorlar. Kapatabilirler diyor işte hocam da her şeyi. Ben yani. Aynı kanaatte değilim. Çünkü İnşallah kapatmazlar. İnşallah kapatmazlar. Çünkü eğer kapatırlarsa hocamın deyimiyle ayağına sıkar. Zaten ekonomik kötü. Evet. Yani bir de kapatsanız ülkeyi kapatırsanız dükkanı kapatın gidin hocamın evet. tabiriyle. Ben programın sonuna geldik galiba. Tabii geliyoruz hocam. Cümle, evet. Tabii buyurun. Söyleyeyim izin verirseniz. Tabii değerli sevgili seyirciler yaklaşık 16. aydır BBN Türk'te program yaptık arkadaşlarımızla birlikte. Programın başında söylediğim gibi benim bu son programım idi. Bundan sonra yine başka televizyonlarda karşılaşacağız. İnşallah bir YouTube kanalı kuracağım. Orada karşılaşacağız. Ama
vatan mücadelesine devam, buna devam edeceğiz. Çünkü ben ne iktidarın her dediğini alkışlarım, ne muhalefetin her dediğini alkışlarım. İktidarın doğrusuna doğru eğrisin eğri, muhalefetin doğrusuna doğru eğrisin eğri derim. Çünkü Türkiye'nin böyle açıkçası namuslu siyasetçiye, bilim adamına ihtiyacı var ki Amerika Birleşik Devletleri'nde hala yürürlükte olan bir şey vardır. Beyaz Saray'da her dönemde bir mevcut baştaki başkanın %100 fikirlerine katılanlar, iki karşı olanlar, üç benim gibi, biz üçüncü, ben siz de zannediyorum öylesiniz zaten. Üçüncü, yani doğrusuna doğru eğrisine eğri diyen. Bu kadar basit, aynen. Türkiye bunu yapamadığı takdirde Türkiye tartışamaz, konuşamaz hale gelir. Tartışamayan, konuşamayan toplumların bilim, ister sosyal alanda, ister tabi bilimlerde, ister tıbbi, mühendislik bilimlerinde bilim üretmesi de mümkün değildir. Bunca programlarda sürçülisan ettiysek affola, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah Mehmet Akif'in deyimiyle Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Selamlar, sevgiler. Hepinize sağlık ve sıhhatler. Biz evet. de hocama çok ben teşekkür ederiz. Yani evet. hocamdan çok şey öğrendik bu sürede. Yaklaşık 1,5 yıldır beraberiz. Aynı programı yapıyoruz. Tabii hayat başka şartlarda karşılaştırır bizi. Biz çok memnun olduk. Çok keyif aldık hocam programlarınızdan. Çok teşekkür ederiz. Çok şey öğrendik. İnşallah yeniden buluşmak üzere. Belki İnşallah. İleride ne gösterir zaman tekrar buluşmak üzere. Biz size çok teşekkür ediyoruz inşallah. Yine sizi biz programa davet edeceğiz hocam. Yine, İnşallah. Gitmek Aynen. yok öyle zaman zaman teşrif edersiniz, buraya gelirsiniz, yine beraber konuşuruz. O yüzden çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ramazan Kurtoğlu'nun büyük katkıları oldu büyük resme ve hep beraber Türkiye'yi tahlil etmeye çalıştık. Dünyayı tahlil etmeye çalıştık ve Ramazan hocamın öngörüleriyle birlikte Türk halkını, milletini uyandırmak için elimizden geleni yaptık. Hocamızın bu programa katkısı büyük. İnşallah tekrar aramızda olacak ilerleyen zamanlarda. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ve bir büyük resmin daha sonuna geldik. Herkese iyi geceler. Haftaya yine çarpıcı konularla karşınızda olacağız. Kaba Holding Büyük Resim programını sundu.